Evet arkadaşlar hareket problemleri ile beraberiz. Biliyorsunuz ki hareket problemlerindeki temel mesele şu yol eşittir hız çarpı zaman yani x eşittir v çarpı t. Tabii ki buradaki istediğimiz değişkeni de çekebiliriz. Örneğin hız eşittir yol bölü zaman ya da zaman eşittir yol bölü hız da diyebiliriz. Ayrıca bir dipdot düşmem gerekiyor. Ortalama hız dediğimiz zaman şimdi biz hızın yol bölü zaman olduğunu biliyoruz. Ortalama hız olunca arkadaşlar toplam yol bölü toplam zaman oluyor. Aslında değişen çok bir şey yok. Ancak şunu söylemem lazım. Sakın ortalama hız deyince iki hızı alıp toplam ikiye bölmeyin. Öyle bir şey yapmıyoruz. Toplam yol bölü toplam zaman şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Tabi dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu. ÖSYM buradan soru sorabiliyor. Sevgili arkadaşlarım hızla zaman arasında bir ilişki olması lazım. Tabii ki yolla da. Eğer yol kilometre ise zaman kesinlikle saat olması gerekir. Eğer yol metre ise zaman dakika da olur, saniye de olur. Hız da bunlara bağlı olarak kilometre bölü saat, metre bölü dakika ya da metre bölü saniye olabilir. Buradaki temel mesele şu tekrar diyorum. Eğer yol kilometre ise hız zaman saat olması lazım. Kilometre saat, kilometre saat. Eğer yol metre ise dakikada olur, saniyede olur. Zamanla ilgili iki özel durum karşılaşma ya da yakalama zamandır arkadaşlarım. Hızı V1 olan araç A'dan B'ye doğru, hızı V2 olan başka bir araç ise B'den A'ya doğru aynı anda hareket etsin. Bunlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde yani zıt yönde hareket ettiklerinde ya da aynı e, zıt yönlere dediğimiz ters yönlere de gidebilirler beraber de gelebilirler. Birbirlerine doğru da birbirlerinden ayrılabilirler. Fark etmez. Buradaki temel mesele şu hareketlerin zıt yönde hareket etmeleri. Bu kez arkadaşlarım bunların karşılaşma süreleri yol bölü hız olduğunu biliyorum. Sadece karşılaşma süresinde yol bölü V1 artı V2 demem gerekiyor. Ya da V1 büyüktür V2 olmak üzere hızı V1 olan araç A'dan C'ye doğru. Hızı V2 olan araç ise B'den C'ye doğru hareket etsin. Burada V1 büyüktür V2 dememin sebebi şu. A'daki araç B'dekini bir şekilde yakalasın diye daha hızlı gitmesi gerekiyor. O yüzden. Sevgili arkadaşlarım bu kez yakalama süresi. Yani A'daki araç B'deki aracı yakalaması gerekiyor. Aradaki yol bölü V1 eksi V2 olması gerekecek. Tren sorularında tren sabit bir noktayı geçiyorsa tren boyu eşittir V tren çarpı T bu kadar. Tren tüneli geçiyorsa bakın diğerinin sabit noktada bir kez tüneli geçiyorsa yani alması gereken bir yol daha var. Bu kez trenin boyu artı tünelin boyu yine eşittir V tren çarpı T. Bir de trenle tünel arasında bir mesafe varsa. Arkadaşlar önce o mesafeyi alacak. Sonra tünelin boyunu alacak. Sonra tren mesafesi kadar trenin boyu kadar da mesafe alacak ki tren tamamen tüneli terk etsin. Yani tren boyu artı mesafe artı tünel boyu eşittir. V tren çarpı T olmasını bekleyeceğiz. Bir diğer başlığım ise arkadaşlarım. Durgun olmayan suralda akıntı yönünde ya da akıntıya karşı yüzerken net hız vardır. Örneğin yüzücünün hızına VY diyelim. Yüzücünün hızı Y yüzücü olsun. Akıntının hızı da VA akıntının hızı olsun. Eğer akıntıyla aynı önde yüzüyorsa düşünün akıntıyla beraber yüzdüğünüzü daha hızlı yüzersiniz değil mi? Buradaki net hız aslında VY artı VA yani yüzücünün hızı artı akıntının hızı olur. Yüzücünün hızı akıntının hızından daha büyük olsun. Yani VY büyüktür VA olsun. Yani yol kat edebilsin demek istiyoruz. Akıntıya karşı yüzdüğümüzde düşünün akıntıya karşı yüzdüğümüz zamanı daha yavaş yüzeriz değil mi? Daha hızlı gideriz. Daha yavaş gideriz. Sebebi de şudur. Bu kez de arkadaşlarım V Y eksi V A net hıza eşit. Yani net hızın neymiş? Yüzücünün hızı eksi akıntının hızı olacak. Ne demek istedik? Bakınız ilk sorumuza başlayalım. Bir araç belli bir yolu 100 kilometre hızla gidip hiç beklemeden aynı yolu 75 kilometre hızla geri dönüyor. Dilerseniz arkadaşlarım bunu şematize edelim. Şöyle ki şu bir yol olsun. Burası A yol, A şehri olsun. Burası da tipik B şehrimiz olsun. Şimdi ne yapıyormuş? A'dan B'ye sevgili arkadaşlarım 100 kilometre hızla gidiyor. Artık saat bu. Nereye geri dönüyor? 75'te de geri dönüyor. Aracın gidiş dönüş toplam süresi 7 saatmiş. O halde bu araç giderken T saatte gidiyorsa dönüşte sakın ona T1, T2 deyip sonra T1 artı T2 eşittir Y demeyin. Yani yaptığınız şey doğru sonucu götürür ama amacımız neydi? Sayı kesiri hatırlayalım lütfen. Değişken sayısını arttırmamaktı. Şimdi T saatte gidiyorsa gidiş dönüş toplam 7 T 7 süre 7 saat sürmüşse dönüş ne olacak arkadaşlarım? 7 eksi T olacak. O halde AB yolu hız çarpı zamandan AB yolu ne eşit olacak sevgili arkadaşlarım? 100 çarpı T'ye eşit olacak. BA yolu da, BA yolu da yine hız çarpı zamandan 75 çarpı 7 eksi t olacak. Tabii buradaki AB ile BA eşit olduğu için bu iki değişkeni ne yapabilirim birbirine eşit diyebilirim. Daha sonra hem burayı hem de burayı 25'e böldüğümde 125'e böldüğümde 4, 75'i 100'e bö 25'e böldüğümde ise arkadaşlarım 3 olacak. Buradan da 4t eşittir. 3 çarpı 7 21 eksi 3 t'den eksi 3 t'yi karşı yattığım zaman da arkadaşlarım 7 t eşittir 21 ve buradan da sevgili arkadaşlarım t'nin 3 olduğunu bulabilirim. Soru da benden ne istiyor? Bu yol kaç kilometre sürmüştür? Ben artık t'nin ne olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. O halde 100 kilometre hızla 3 saat gittiyse arkadaşlar AB yolunun 300 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde T3 olduğu için 7 eksi T'nin de 4 olduğunu söyleyebilirim. BA yolu yine aynı yol aslında. 75 çarpı 4'ten yine 300 olduğunu söyleyebilirim. Böylece soruyu doğru çözdüğümü de çek etmiş oldum. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı 300 olacak derim. Evet sevgili arkadaşlarım bakalım sıradaki sorumuza. Gördüğünüz gibi sıradaki sorumuz ÖSYM formatına çok uygun bir soru. Çünkü uzun şeklin verildiği bir soru. Ne diyor? Şekildeki iki araç verilen yön ve hızlar aynı anda harekete başlıyor. Hızlı olan araç A'ya vardığında hiç beklemeden ve hızını değiştirmeden geri dönüyor. Yavaş olan aracı ilk hareketlerinden 5 saat sonra C'de yakalıyor. Arkadaşlar bunlar harekete aynı anda başlayıp aynı anda bitirdikleri için ikisinin de hareket süreleri 5 saat. Şimdi AB arasındaki yola X diyeyim. BC arasındaki yola da Y diyeyim. Şimdi V1'deki arkadaş hareket ediyor. Sonra hiç beklemeden geri dönüyor ve C'ye gidiyor. O halde V1'deki arkadaşımız önce BA arası X sonra AB arası yine X. Sonra BC arası Y. O halde 2X artı Y yolunu almış oluyor mu? Hız çarpı zamandan da arkadaşlar hızının 90 olduğunu zaman da 5 olduğunu biliyorum. Buradan da 450 olduğunu söyleyebilir miyim? Aynı mantıkla V2 hızlı olan araç da B'den C'ye direkt gidiyor. Yani sadece aldığı yol aslında ne? Y değil mi? Hızı 70. Hareket süresi bunun da 5. O halde 350 olacak mı? O halde ben V'nin artık ne olduğunu biliyorum. Y'nin ne olduğunu biliyorum. 350 olduğunu biliyorum. Şimdi Y yerine 350 yazdığımda 2X artı 350 eşittir 450 olduğundan 2X eşittir 100 Buradan da x eşittir 50'dir deyip 50'yi de bulabilir miyim? Benden ne istiyor? AC arası yolu istiyor arkadaşlar. AC arası yol da x artı y'ye eşit olduğundan dolayı x artı y'nin toplamında kaç olacak sevgili arkadaşlarım? 400 olacak. Yani bu soru için doğru cevabımız D şıkkı olacak diyebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. 360 kilometrelik bir yolun bir kısmı tek şerit bir kısmı çift şerittir. Bu yolda giden bir aracın tek şerit ve çift şeritteki çift şerit yoldaki hızları sırasıyla 30 ve 40. Yani bu arkadaş tek şeritte 30 km hızla gidiyor. Yol bir yerden sonra çift şeride dönüyor. O zaman da 40 km hızla gidiyor. Bu şöyle de sorulabilir. işte asfalt yol, yol ile toprak yol. İşte toprak yolda 30 km bölü saat hızla giderdi. Asfalt yolda ise 40 km bölü saat hızla gidebilirdi. Bu aracın yolun tamamı 11 saat sürüyormuş arkadaşlar. Tek şerit yolu soruyor. Şöyle yapabilir miyim? Önce şu yolumuzu bir çizelim. Şu yolumuz olsun. Bu yolun bir kısmı yani x kısmı arkadaşlar tek şerit olsun. Geriye kalan da çift şerit olsun. Yolun tamamının 360 olduğunu biliyorsam x kilometresi tek şeritse sevgili arkadaşlarım 360 eksi x ise ne olacak? Çift şerit olacak. Aynı zamanda yol bölü hız zamanı veriyordu. O halde tek şerit yolu 30 kilometre hızda, çift şerit yolda 40 kilometre hızla giderse Toplam yolda 11 saat sürdüğüne göre bu toplam yollar 11 saati eşittir diyebilir miyim? İşte soruyu bitirmiş oldum. Ne yapacağım şimdi? Payda eşitiyorum. Burayı 4 ile burayı da 3 ile genişletiyorum. O halde sevgili arkadaşlarım ne olacak? 4x artı 3 çarpı 360, 900, 1080 eksi 3x bölü 120 eşittir 11 olacak mı? Buradan da x artı 1080 o da eşittir. Sevgili arkadaşlarım 120 çarpı 11. Bu da ne olacak? 12 12'den 1320 olacak diyebilirim. Ve hmm, şu 1080'le de karşıya attığım zaman x eşittir ne olacak sevgili arkadaşlarım? 1080, 80'i çıkardığım zaman da 240 olacak derim. Zaten tek şerit yola x demiştim ve tek şerit yolun ne kadar olduğunu buldum. 240 kilometre olduğunu bulmuş oldum. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki A ve B arası 762 kilometredir. Hemen yazalım. Hemen yazalım. Şöyle bir yol çizelim. Burası A olsun. Burası da B olsun. Ve bu aradaki mesafenin ne olduğunu biliyorum ben. 762 kilometre olduğunu biliyorum. Hızı 100 kilometre olan bir araç sabit saat 9.30'da A'dan B'ye. Hmm, şimdi saat 9.30'da saatteki hız da neymiş arkadaşlarım? 100'müş. A'dan B'ye doğru hızı 80 olan başka bir araç ise saat 11'de. Bakın B'den A'ya giden araç saat 11'de hareket ediyor. Ve hızı neymiş? 80'miş. Şimdi bu iki araç kaç saat sonra karşılaşırlar diyor. Bir kere arkadaşlar şu A'daki araç daha erken yol almış mı? Ne kadar süre? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat yol alırsa şöyle bir yere gelir mi? Buraya da ne diyelim? A üstü diyelim. Bir buçuk saatte saatteki hızla da 100 olduğu için 150 kilometre yol alır diyebilir miyiz? Toplam hızının toplam aradaki yolun ne olduğunu biliyorum ben. 762 kilometre olduğunu biliyorum. Şimdi 150 kilometre şu A ve A üstü olsun. Çünkü şuraya geldi değil mi artık? Araç buraya geldi. Ve artık saat 11 ve hızı hala ne? 100. Doğru mu? Şimdi sevgili arkadaşlarım bu A üstü ile A arasında ne kadar kalacak? 612 kilometre kalacak. 612 kilometre kalacak. Artık sevgili arkadaşlarım neyi söyleyebilirim? Bunlar saat 11'de yani aynı saatte birbirlerine doğru hareket ediyorlar diyebilirim. Karşılaşma sürelerini nasıl yapıyordum? Yol bölü yani 612 bölü hızların toplamı. O da ne olacak sevgili arkadaşlarım? 180 olacak. Bu da T karşılaşma süresi diyeceğiz. O halde 612'yi sevgili arkadaşlarım 180'e bölelim. Kaç defa var? 3 defa var. 4, 24 elde var 2 5 burası da 0 oldu çıkardım 2 burası 7 burası da 0 oldu buraya bir 0 attım buraya bir virgül attım nokta 4 oldu böylece şurası 720 buradan da 0 0 0 oldu yani saat 11'den itibaren çünkü saat 11 değil mi 11'den itibaren 3 virgül 4 saat sonra karşılaşacaklar. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Eğer işte 11'den itibaren 3 saat koyduğumda 14. 14 saat 40 dakika. Eğer 14'ü 40 geçe derseniz bu soruyu yanlış çözmüş olursunuz. Neden yanlış çözdük hocam? Şundan dolayı. 3 saat var evet. Saat 14'lü bir şey. Zaten bütün ışıklar 14'lü bir şey gördüğünüz gibi. Ancak o virgül 4 yani 1 saat sonuçta 100 dakika değil. Onu 40 dakika olarak alamayız. O 60'ın onda 4'ü. Çünkü 1 saat 60 dakika bunu biliyoruz. Onda 4'ünü almak istersem arkadaşlar aslında 24 geçmesi lazım. Yani saatin 14-24 olması gerekiyor. Bu tür bir hamle ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yoksa şundan eminim yani 1 saat 60 dakika olduğunuza bilmeyen yok. Ancak neden olduğunu bilmiyorum ama öğrencilerden genel gördüğümüz olarak hata şu. Algısal olarak bu 1.4'ü e gidip hemen Sanki 40 geçeymiş gibi yapabiliyor öğrencilerimiz, o yüzden biz de buna dikkat çekelim. Böyle bir şeyle karşılaşırsak hata yapmayalım. Geldim bir diğer soruya. Saatteki hızı 12 kilometre olan araç 60 metrelik bir mesafeyi kaç saniyede alır? Sevgili arkadaşlarım, genelde bu tarz sorularda şöyle yapılıyor. İşte 12 bin alıp 600'e bölünüyor. Bu yanlış. Hemen büyük sayı küçük sayıya bölmek içgüdüsel olarak yaptığımız bir şey ama. Biz neyi biliyoruz? Neyi biliyoruz? X eşittir. V çarpı T olduğunu biliyoruz. Şimdi mesafe bizim yolumuz neymiş? 600 metre. O da eşittir. V ne? 12 arkadaşlar. 12 kilometre. V'ye 12 kilometre. Ama yani bunu metreye çevireyim. 12 bin diyebilir miyim? Çarpı T dersem. Buradan da T eşittir. 600 bölü 12 bin dediğimde. 10 dediğinde bu iki sıfırla bu iki sıfır birbirini götürsün. Şu 6 ile de şu 12 sadelesi buradan 2 kalsın. Yani 1 bölü 20'ye eşit olacak mı? Tabi bunu 1 bölü 20'yi bulduğumuz ne olacak arkadaşlarım? Saat olacak. Çünkü saatteki hızıydı 12 kilometre olan doğru mu? O halde bunu önce ne yapıyorum? 60 ile çarpıyorum. 60 ile çarparak dakikaya çeviriyorum. Saat 60 ile çarptım dakikaya çevirdim. Ancak soruda bana saniye sorulduğu için bir daha 60 ile çarparak böylece saniyeye çevirmiş oluyorum. Bunlar sağa 3. O halde sevgili arkadaşlarım 3 çarpı 60'tan da 180 saniye olması gerekir diyeceğiz bu soru için. Geldim bir diğer soruya. Bir araç belli bir yolu saatte 40 km ile gidiyor. 60 km ile aynı yolu geri dönüyor. Ortalama hızını soruyor. Gidip 50 yapmayacağız değil mi? 40-60 falan diye yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yol. V ortalama neydi? V ortalama. V o diyelim. X toplam bölü T toplam. Şimdi X toplam dediğim ne? Bu e, mesafeye X diyelim. Yolun tamamına X diyelim. X gitti. Hiç durmadan geri döndü. E gittiği ve döndüğü yol aynı yolda olduğu için aslında X artı X değil mi? Yani arkadaşlar almış olduğu toplam yol x artı x. Giderken hızı 40 kilometre. Ne kadar sürede gidecek? x bölü 40 artı dönüşte de 60 km ile dönecek. x bölü 60 sürede dönmeyecek mi? Bakınız gidiş süresi ve dönüş süresini böylece bulmuş oldum mu? O halde şunu 3 ile şunu da 2 ile genişletirsem sevgili arkadaşlarım. Bu da ne olacak? <laughs> 2x artı 5x bölü 120 olacak mı? Birinciyi aynen bırak. İkinciyi de sevgili arkadaşlarım ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir yerden sonra x'lerin birbirini götürdüğünü görmüş oldum. 120'yi de 5'e böldüğüm zaman sadeleştirirsem 24. O halde sevgili arkadaşlarım 2 çarpı 24'ten de ortalama buldum. Ve 48 olduğunu söyledim. Doğru cevabımızın da B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Geldim bir diğer sorumuza. Özellikle bu pis soruları. Şimdi sevgili arkadaşlarım üçüncü kez ne zaman karşılaşır onu soruyor. Üçüncü kez. Şimdi önce birinci karşılaşmayı konuşalım. Birinci karşılaşma. Birinci karşılaşma. Sevgili arkadaşlarım aradaki yol 110 metre. Hızları da gördüğünüz gibi şey pardon aradaki yol 1100 metre. Hızları da zaten ne yapmış metre bölü dakika vermiş herhangi bir şey çevirmeme gerek yok ve bunlar birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızları topluyor muyum? O halde ne olacak? 100 çarpı t1 diyecek miyim? Birinci karşılaşmaya t1 dedim. Peki şunu kırmızı yapalım. Şu sıfırlar birbirini götürdü. O halde sevgili arkadaşlarım t1 ne oldu? 11 oldu. Yani bunlar 11 dakika sonra atıyorum şurada bir yerde karşılaştılar. Tabii ki bu B'deki olan buraya doğru gitmeye devam edecek. A'daki de buraya doğru gitmeye devam edecek. Şimdi ikinci karşılaşmayı konuşalım arkadaşlar. İkinci karşılaşmayı konuşalım. Sorum şu. Artık aradaki mesafe buradaki çemberin çevresi kadar oldu mu? Çünkü şöyle düşünün. A'daki böyle gidiyor. B'deki böyle gidiyor. Ve burada ikisi de yan yanalar değil mi? Aradaki mesafe çemberin çevresi olmayacak mı? O da 1100 artı 600'den 1100. 700. O da eşittir. Yine hızları topluyorum birbirine doğru hareket ettikleri için. Çarpı T2 dedim. Yine şu sıfırlarda birbirini götürürse buradan da T2 eşittir 17 olur diyebilir miyim? Atıyorum bunlar da geldi. İşte şurada bir yerde karşılaştılar. Yine böyle hareket etme devam ediyorlar. Hocam bir üçüncü karşılaşma ikincinin aynısı olur diyeceksinizdir. Kesinlikle doğru. Çünkü aradaki yol yine aynı. Hızlar yine aynı. Üçüncü karşılaşma da arkadaşlar Yine T3, T2 eşit olacak ve 17 dakika olacak. O halde arkadaşlarım 3. karşılaşma 11 artı 17 artı 17 dakika sonra gerçekleşmiş olur deriz. Oradan da 10, 20, 30, 44, 45 dakika sonra karşılaşmış olurlar diyebiliriz. Cevabımız da D şıkkı olur. Ve bir diğer sorumuz arkadaşlar nehir sorusu. Ne diyor? Bir nehirde 280 kilometre 280 metrelik pardon bir mesafeyi akıntıya karşı. Şimdi sevgili arkadaşlarım şunu biliyorum ben. Yol ne kadar? 280. O da eşittir. Akıntıya karşı yüzüyorsa V yüzücü eksi VA olması gerekmiyor mu? Akıntıya karşı yüzüyorsa çarpı 14 dakika. O halde ikinci cümleye geçmeden şunları hemen sadeleştireyim. 280 14'ü sadeleştirirsem Buradan ne kalacak sevgili arkadaşlarım? 20 kalacak mı? O halde V yüzücü eksi V akıntı için ne diyeceğim? 20 diyeceğim. Soru yokmaya devam ediyorum. Kendi hızını değiştirmeden akıntı yönünde yine mesafe aynı 280. Bu kez akıntı yönünde yani V yüzücü artı V akıntı çarpı 10 dakikada yüzüyor muymuş? Peki şu 10'la da şu 0 giderse buradan da sevgili arkadaşlarım ne elde ederim? V yüzücü artı V akıntının da 28 olduğunu söyleyebilir miyim? Ne istiyor benden? Akıntının hızını istiyor. Bunları arkadaşlarım taraf tarafa topladığımda 2V'ye yani 2V yüzücü o da eşittir. V'lar birbirini götürür. 20 artı 28'den 48. Buradan da V yüzücünün arkadaşlar hızının 24 olduğunu söyleyebilir miyim? Benden ne istiyor? Akıntının hızını. İster birinci denklemde ister ikinci denklemde yerini yazabiliriz. Dilerseniz ikisinde de yerini yazalım. Görmüş olalım. V y'nin ben ne olduğunu biliyorum. 24. 24'ten V akıntı çıkmış 20. O zaman V akıntı 4. Ya da V yüzücü 24. V akıntıyla ile topladığında 28 oluyormuş. O halde V akıntı ne olacak? Yine 4. Zaten bunların bir çıkması gerekiyor. Böylece soruyu doğru çözümde görmüş olurum. Ve sorumuzun cevabının da A şıkkı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Ve son olarak ise arkadaşlarım tren sorusu. Ne diyor? 200 metre uzunluğundaki bir tren. 35 kilometre hızla 500 metrelik bir tüneli. Şimdi arkadaşlar arada mesafe yok. Tren tüneli terk edecek. Ne demiştik? Tren ve tünel varsa arada mesafe yoksa tren artı tünelin boyu. Sabit bir noktayı geçiyorsa trenin boyu. Tüneli geçiyorsa tren artı tünel. Eğer tünele belli bir mesafe daha varsa mesafe artı trenin boyu artı tünelin boyu diyorduk. O halde trenle tünelin boyu arkadaşlarım 200'e 500'den alması gereken yolun ben 700 olduğunu biliyorum. Yol. Hızım ne? 35 kilometre. Ancak burada ne vermiş? Metre. O yüzden ne yapıyorum? Kilometreyi de metreye çeviriyorum. 35 kilometreyi 35 bin metre diye yazdım. Çarpı zaman gördüğünüz gibi arkadaşlarım. X eşittir. V çarpı T'den yapmış oldum. Peki buradaki sıfırlar birbirini götürür mü? Şunu 7'ye böldüm bir, şunu 7'ye böldüm 5. O halde t eşittir 1 bölü 50 diyebilir miyim? Tabi bu 1 bölü 50 ne? Saat. Bunu 60 ile çarpınca dakikaya, bir de 60 ile çarpınca da saniyeye çevirdiğimi daha önceki soruda göstermiş oldum. Çünkü benden ne istiyor? Saniye istiyor. O halde sevgili arkadaşlarım bu sıfırla bu sıfır, 5 ile de şuradaki 60 sadece ise 12 olur. O halde buradan da eşittir. 72 olur diyebilirim. Yani bu soru içinde doğru cevabımız D şıkkı olur deriz. Böylece arkadaşlar hız ve hareketle ilgili genel anlamda karşılaşabileceğiniz soruları yazmış olduk. Ancak ÖSM'in daha çok üzerinde durduğu nokta çözdüğümüz şu süreli karşılaşma soruları daha uzun paragraf şeklinde şekil verilir ya da verilmeyebilir. Bu tarz sorular oluyor. E, tabii ki bu metre, kilometre, saat, dakika bu çevrimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kilometreyken saat metreyken hem dakika hem saniye olabileceğini ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Ee, genelinde söyleyeceğimiz kısımlar bunlardı. Bir diğer dersimizde grafik problemleriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.